Bugün değil aslında. 2 gün önce Kaş'a geldim. Teyzemlerle beraber geldik. Birkaç gündür böyle 2 gündür falan takılıyoruz. Dedim ki bugün de bir vlog çekeyim. Şu manzaraya bir bakar mısınız? Şu manzaraya. Bakın 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 bakın. O kadar güzel bir yerde kalıyorum ki. Mutlaka eğer Antalya'ya gelirseniz, Antalya'da tatil yapmaktansa Antalya Kaş Kalkan Kalkan Kaş ya da ikisinden birisi. Buralara gelip tatil yapmanız bence daha iyi olabilir. Şu an altında hala pijamam var. Ve bu pijamayı şimdi çıkartıp mayo mu giyip havuza gireceğiz sizinle. Hazır mısınız? Tamam. Havuz için hazırım. Şimdi artık aşağı inelim. Bir aşağıdakiler neler yapıyormuş bir onlara bakalım. Bir dakika, balkondan bir şey almam gerekiyor. Bir saniye. Alıyorum. Aldım. Gidebiliriz. Acaba aşağıda neler oluyor? Teyze! Ne yapıyorsun canım? İyiyim canım. Sen ne yapıyorsun canım? İyiyim canım. Ben de iyiyim canım. Çok güzel tatil yapıyorsun. Vlog çekiyorum. Evet. Mutlu musun tatil için? Çok mutluyum. Aşırı derecede. Mutluyum. Bayağı mutluluk akıyor gerçekten. Neyse size salonumuzu göstereyim. Burası salonumuz. Salon. İşte çocuklu ev olunca gördüğünüz gibi böyle dağınık oluyor. Neyse. Kim rahatlıysa o toplasın. Herkes kendisine sorumlu arkadaşlar. Burada da kimin şarkısı bu? Bir şey. Dur, kimdi bu ya? İdo, İdo, İdo. İdo mu? Ha, tamam şimdi. Hayır, bakıyorum bir de, tamam mı? Ama asla ismi aklıma gelmiyor. İdo'nun şarkısı güzel. Burada kitaplar var. Hallarını hep örtbas edersen, kendini bile bile bilemezsen. Normalde tatilde herkes yanmayı ister. Böyle bronzlaştırıcı kakao yağları falan. Ben sürekli güneşten kaçıyorum. Yanmaktan nefret ediyorum ve hani yanmayı da geçin, ben zaten kızarıyorum. Doğru düzgün yanamıyorum. Amele yanığı dediğimiz olay oluyor bende. Havuz da soğuk ya. Ne kadar böyle hani sıcak sıcak falan diyorlar ama soğuk yani. Azra, nasıl yüzebiliyorsun? Bir göster. Hadi yap, sırt üstü yap. Vay. Can yeleğini bana verir misin? Can yeleğini bana ver. Bana ver bunu. Bu benim. O benim. Teyzem şu an Adem abi havuza atmaya çalışıyor da işlemiyor yani. Ona rağmen düşmüyor. Ben olsam şimdiye çoktan yuvarlanmıştım bile. Ramazan, yüzünü göstersene be. Gerçekten kremi bayağı iyi sürmüşsün ablacığım. Bravo. Saçma bir kafa karışıklığı yaşadım. Ne içeceğim bulamadım ve dedim ki bence süt içmeliyim. Hem şekersiz hem de faydalı, belki 20 yaşımdan sonra boyum uzar. Bas. Bir şey soracağım. İtiraf edin. Gerçekten hiç bir gün hamaktan yere düştünüz mü? Ben söylüyorum, düşmedim. Ama mesela o kadar dengesiz yatıyorum ki hani popomu bir türlü ortalayamıyorum. Mesela ağırlığımı hep bir tarafa vermiş oluyorum ve o zaman da çok dengesiz hissediyorum kendimi ve sanki düşecekmiş gibi oluyor. Ben şimdi yüzmeyi öyle böyle biliyorum. Hani çok böyle derinlere açılacak şekilde bilmiyorum ve hani cesaretle edemiyorum. Boğulacağım korkusu hepimizde vardır. Neyse, teyzemle geçen gün denize gittik. Dedi ki hani gel açılalım, bak bir şey olursa ben yanındayım, ben kurtarırım dedi. Tamam dedim, bak ilk defa da güvendim. Hani normalde suda, havuzda kimseye güvenmem ben ama güvendim teyzeme. Neyse, bayağı derinlere gittik ama bayağı böyle. Umarım dönebilirim kafasıyla gidiyorum. Dalgalar çoğalınca su yutmaya başladım, artık debelenmeye başladım. Bir anda yani dengeyi kaybettikten sonra zaten toparlamak zor oluyor ve ben dengeyi kaybettim, su yutmaya başladım. Sonra teyzeme bir baktım. Teyzem tutmuş beni ayağıyla itiyor kıyıya doğru böyle. Dedim sen ne yapıyorsun dedim. Seni kurtarıyorum dedim. Hani beni böyle mi kurtaracaktın dedim. Gerçekten boğulsam, hani boğulma tehlikesi geçirsem beni demek böyle kurtaracaktın dedim. O da dedi ki evet Başak, ne bekliyordum. Yani hani o lafın üstüne daha fazla bir şey söylemek istemedim. O çocuk ağlıyor, onlar da birbirlerini yiyorlar şu an. Bu da böyle bir anımdı. Artık denize gireceğim. Hala alışamadım. Çok soğuk. Yok ya, girmeyeceğim, bu kadar yeter. Ne güzel, belime kadar girdim işte. Benden bu kadar. Hayır hayır, yaklaşma bak lütfen. Elimde kamera var bak, kameram su geçirir. Yeni aldım kameralarımı. Ay dur. Bugün merkeze gideceğiz yine. Burada bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ve ben normalde dövme yaptırmak istiyorum. Ama hani emin değilim bu dövme olayından. Bu yüzden de dedim ki bir geçici dövme yaptırayım. Ve hevesimi alayım.
Belki hevesimi aldıktan sonra geçer. O yüzden bugün geçici dövme yapan bir yer bulacağım. Ne yaptıracağımı da bilmiyorum. Orada her an ne görürsem onu yaptıracağım. Neyse, ben birazcık yüzeyim. Sonra sizinle görüşürüz. Bay bay. Evet, şimdi yola çıktık. Bir sorun, nereye gidiyoruz? Nereye gidiyorsun? O da bilmiyor. Kalbimizin götürdüğü yere. Kalbimizin götürdüğü yere. Dövmeci buldurmaya çalışacağız. Bir de dedik ki saçlarımız... Bir de saçlarımızı ördürelim dedik. Bulamazsak tıpış tıpış villamıza gelip yatmaya devam edeceğiz, bu kadar. Şimdi liman gibi bir yere indik. Gayet güzel bir şekilde dövmeciyi bulduk. Fakat dövmeci akşam 8'den sonra geliyormuş. Bunu duyan teyzem... Yıkıldı. Akşam 8'de tekrar bir daha geleceğiz. Şimdi oturduk bir yerde. Şöyle gösteriyorum. Ben dövme yaptıracağım. 8 tane iğneyi yiyeceğim. Hayır, kalıcı değil, geçici dövme yaptıracağım. Kalıcı dövme yaptırmayacağım. Niye? Çünkü ben iğnelerden korkuyorum. Ama işin garip yanı, çok fazla aşırı derecede sinir bozucu sıcaklar yok, biliyor musunuz? Gayet normal yani, böyle hani nem de yok. O yüzden havayı sevdim. Ama tabii bir Alaçatı İzmir havası asla olamaz. Akşam 8'e kadar bekleyemedik, eve geldik. Yemek falan yedik işte. Bizimkiler havuzdalar, takılıyorlar, makılıyorlar. Teyzem konser veriyor. Ne yapıyorsun? İnsaf, insaf, imdat sözüm. İmkansızım, imkansızım. Çıkılar kadın değil, vicdansızım. O derdim, o derdim neydi derdim. Ezel severim. Hayatın heyecanı meycanı var mı soruyorum sizlere. Kimse cevap vermiyor. Hadi patlıyoruz. Hadi konser veriyorum havuz başı. Yok kuruşu. Kandırısı. Ben bu şarkıyı bilmiyorum. Çaktırmayın. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Yok, ben de bu şarkıyı çok seviyorum. Hadi tam kopmalık. Bu şarkıyı biliyor musun? Derdin neydi derdin? Hayır, o Ezel. Çekeceğiz bu dansı. Bakalım yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız, merak ediyorum. Hadi izlersiniz. İçin çok güzel olmadı ama olduğu kadar artık. Instagram'a atar mıyım atmaz mıyım, büyük ihtimalle atmam ama zaten vlogda izleyen Instagram'a gerek kalmıyor. Bak. Hani ablaya bir öpücük. Yorulduk, gerçekten yorulduk ve bir de beni havuza attılar. Teyzem sağ olsun. Saçma sapan kendince şakalar yapıyor. Saat şu an tam 8. Gerçekten tam 8. Tam 20.00. Biraz dinlenip sonra hazırlanıp sonra abimi çek abine. Abin, Ramazan ne yapıyorsun ablacığım orada? Gerçekten ne yapıyorsun? O da öyle kendince eğlenceler yaşıyor işte. Yapacak bir şey yok. Herkesin kendi eğlencesi kendine. Benim eğlencem de şurada şöyle uzanıp yatmak yani. Dünyanın en rahatlatıcı, huzur verici şeyi bence bu. Orada burayı takipçilerim bulmuş. Geldiler. Onlar da bana hediyeler getirmişler. Bu videoyu izliyorsanız sizi seviyorum. Geçen akşam karşıda da zaten merkezi dolaşırken bayağı takipçimle karşılaştık. Sonra hepsiyle fotoğraf çekildik, tanıştık. Güzeldi. Sizleri tanımak güzel. Bakın daha sizi görecek miyim buralarda? Şimdi evden çıkıyoruz. Şimdi evden çıkıyoruz. Eniştemin de dediği gibi. Artık ezberlemiş. Ne kadar çok izliyorsun enişte benim videolarımı. Çok teşekkür ederim enişteciğim. Vermeyeceğim.
Çocuğunuzu ağlatabilir miyim? Çocuğunuzu ağlatabilir miyim? Paşam lütfen. Paşam lütfen, ne kadar kibar. Neyse, şimdi hazırlandık. 24 saat sonra artık şükürler olsun ki hazırlandılar. Ay Lapozo. Ay. Pardon. Anneciğim merhaba. Umarım dövmeci oradadır da gerçekten artık şu akşam yaptırabilirim. Yoksa da artık İstanbul'a gideceğim. Ya seni döverse? Gerçekten çok sonra anladım yaptığın o iğrenç espriyi. İnsan bir ürküyor yani. Hadi gelin bana eşlik edin. Gittiğimiz yol, yol değil, bakar mısınız? Tamam, şimdi dövmeci açıkmış. Gündüz geldiğimiz açık değildi ama şimdi açık ve model beğeniyoruz. Bir de benim aklıma bir şey geldi. Instagram'dan bir duyuru yaptım. Duyuruda son fotoğrafımın altına bir yorum yapanın adını dövme olarak yaptıracağım. Zaten hani geçici olduğu için eğer bu videoda çok böyle hoşunuza giderse bir challenge yapıp belki bu işe geçici değil kalıcı olarak bırakabiliriz diye düşünüyorum. Tamam, şimdi karar verdim ve yapılıyor. Tabii bitene kadar size söylemeyeceğim. Sonucu paylaşacağım, göstereceğim. Sürpriz olsun. Instagram'dan da şimdi isimleri kontrol edeceğim. Bakalım hangi takipçimin ismini seçeceğim. Merak ediyorum. Çok kolay oldu ve böyle güzel bir çiçekten uçuşan güvercinler, kuşlar yaptırdım. Şimdi daha kurumadı, bir 20 dakika falan bekleyeceğim. 1 saat 2 saat sonra da yıkayacağım ve son halini bu videonun sonunda göstereceğim. İsmini daha seçmedim bu arada, onu da bileğime yaptırmayı düşünüyorum yine aynı şekilde. Tamam, şimdi isimlere bakmaya başladım. Böyle gözüm kapalı bir anda durdurup seçeceğim. Hazır mısınız? Bak, bakmıyorum. Bayağı aşağılara iniyorum. En üstlerden seçmiş olmayayım. Aza dur de bana. İsmini söylüyorum. Birol Gezgeç. Evet, Birol Gezgeç ismini yazdıracağım biraz sonra. Aşağı su içmeyin. Sağlığınız için. Ben içiyorum. Bu bilgi için teşekkürler. Kapatıyorum. Şimdi eve geldik. Gerçekten hani artık bir odamı toparlayayım diyorum. Gerçekten çünkü bayağı dağıttım. Sonra sizinle maske falan yapalım. Bunu yıkayayım ben de bu arada. Bir de üstümü değiştireyim. Sonra geleyim. Şimdi benim uzun zamandır kullandığım, biliyorsunuz ki yok gelebilirsin teyzeciğim canım benim. Gelecek. Tamam canım. Benim uzun süredir kullandığım, biliyorsunuz ki doktorumun verdiği ilaçlar var. Aslında hani bu gerçekten sivilce sorunu yaşayan insanların kullanabileceği bir ilaç. Ben de bayağı hani gerçekten şu an hani siz belki çok fazla fark edemeyebilirsiniz ama bir video çekeceğim ve önceki hal ve sonraki halini yaptığım zaman gerçekten çok şaşıracağını biliyorum. Size bu ürünleri önerebilmem için kendimde böyle bayağı hani tamam artık bitti dediğim zaman size bu videoyu çekip tabii ki size de faydası olmasını isterim. Maske bu kadar. Bunu hani istediğiniz kadar suratınızda bekletebiliyorsunuz. Hani ister 5 dakika, ister yarım saat, ister bir gün boyunca. Hatta ben maskeyi sürüyorum genellikle. Gidiyorum edit falan yapıyorum. Böyle uzun uzun maske suratında bekliyor. Şimdi de bekleteceğim. Hiç sorun değil. Beklesin.
İşi ne maskenin? Maskeye triplendim şu an. Maskenin işi ne ya? Ne olabilir işi? Aha, bunları çıkarmayı unuttum. Bunları da çıkaracağım daha. Ay, ne kadar uykulu ve yorgun gözüküyorum. Bir de saçma bir ışığın altındayım ama saat de yani 12.30. Normalde artık erken yatıyorum. Yani böyle hani yaz tatilindeyim diye de dur 2'lere 3'lere kadar oturayım işte sabah 12'lere 1'lere kadar uyuyayım. Öyle bir dünya yok yani. 11.30'da yatağa giriyorsam 12'de yani en geç 12.30'da uyumuş ve sabah da 8.30-9'da uyanmış oluyorum. Demek ki uyku yetiyor yani bana. Bu arada dövmelerimi yıkadım. Şu an gerçek bir dövme gibi oldu yani. Bir de böyle bir de böyle. Artık yatacağım. Sabah çekmeye devam ederim. Şimdilik size iyi geceler diliyorum. Ben uyudum, uyandım, hazırlandım ve artık Antalya'ya dönüş vakti. Bu manzaraya veda edeceğim için biraz üzülüyorum. Evet, biraz değil, bayağı bir üzülüyorum. Her sabah böyle bir yerde uyanmak, böyle bir manzaraya karşı uyanmak güne güzel başlıyordu. Mutlu insan her yerde mutludur diye özlü sözümü de söyleyip bu videoyu artık kapatacağım. Neyse, daha fazla uzatmadan videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağı önerilerinizi de yazın, video önerilerinizi. Sizi seviyorum, sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum, bay bay.